Danışanlarım tarafından sık aldığım sorulardan birisi de yağsız yemek mi, az yemek mi? Az yağlı sağlıklı yemekleri tercih etmek. Yani özellikle evde yaptığımız yemeklerin yağ miktarını kendimiz ayarladığımız için daha sağlıklı tercihler olacaktır bizim için. Her şeyin bir ölçüsü var. Yani tükettiğimiz besinin, tükettiğimiz yağ içeriği, yağ çeşidi çok önemli. Zeytinyağı mı, tereyağı mı, hangisini tercih ediyoruz? Kalori açısından tereyağı da zeytinyağı da birbirine denktir. Fakat sağlık açısından zeytinyağını belli oranlarda yemeklerimizde tercih etmemiz bizim için daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Örneğin 1 kilo sebzeyi 2 kaşık yağla pişirebiliriz. Kepekli ekmek zayıflatır mı sorularına ilişkin? Tek başına hiçbir besin zayıflatmaz ya da kilo aldırmaz. Her şeyin bir ölçüsü vardır. Biz eğer almamız gereken kalori miktarından fazlasını alırsak kilo alırız. Eğer altında kalırsak da bu bizim kilo kaybetmemize neden olur. Yani her şeyi belli oranda ölçülü bir şekilde beslenmemiz gerekir. Yani bir dilim beyaz ekmek eşittir bir dilim kepek ekmeğine denktir kalori açısından. Fakat kepek ekmeğinin lif içeriği daha yüksek olduğu için benim sağlığım açısından daha faydalıdır. Sürekli olarak kepek ekmeği tüketimi ise ilerleyen süreçlerde demir eksikliğine yol açar. Kalori açısından beyaz ekmek, kepek ekmek, tam buğday ekmeği bir dilimi 70 kaloridir, birbirine denktir. Fakat sağlık açısından tam buğday ekmeğini tercih etmemiz daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Kilo kontrolüne lif içeriği yani posa içeriği zengin besinleri tercih etmemiz önemli. Peki bu lif nedir? Hangi besinlerde bulunur? Kuru bakliyatlar, tam tahıllı ürünler, örneğin pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih etmek, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi tam tahıllı besinleri tercih etmek, sebze ve meyve suları yerine sebze ve meyvenin kendisini tüketmeyi tercih etmek lif tüketimimizi artırır ve kilo kontrolümüzün sağlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda sinirim sistemimizi düzenler, kabızlık gibi problemlerin yaşanmasına engel olur. Kilo vermemize de yardımcı olur. Aynı zamanda kan şeker dengemizin sağlanmasında da lif tüketimi çok önemli.